Siz de bizim bir kere o onur duydum. Hani çok teşekkür ediyoruz Halis Bey'e ve vakıf yönetimine. Gerçekten bizim için çok özel bir günü yaşadık hep birlikte. Ramazan ayı zaten 11 ayın sultanı ve çok özel bir aydan geçiyoruz. Sadece Halis Bey burada aşını paylaşmadı, duygularını da paylaştı bizden. Çok güzel duygularına da hani tercüman oldu. Birçok insanın duygusuna tercüman oldu. Ben kendisine huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Bu süreci çok iyi bir noktaya getireceğinden de şüphe duymuyorum. Hani her tanıtımında izliyorum zaten. Böyle bir kar topu gibi büyüyen bir vakıftan bahsediyoruz. Ve makbuzu olmayan bir vakıftan bahsediyoruz. Bu çok özel ve hani huzurlarınızda bir kez daha bu geceyi, bu Ramazan'ın birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin çok aslında yüce duyguyla paylaşmanın ne demek olduğunu hissetmemiz gereken bir ayda sofrasını bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Tabii seçim süreci var önümüzde. 23 Haziran seçim süreci de var. Biz tabii Ramazan sofralarında çok fazla siyaset konuşmayı sevmeyen kişileriz. Hani kendisi de aynı şekilde. Ama haksızlığa da tahammül edemiyoruz. Haksızlığa. Umarım Ramazan ayının bu güzel duygularıyla birlikte 23 Haziran'ı karşılarız ve memleketimiz için ve kardeşliğimiz için güzel bir netice çıkar. Yani bazen her şerde bir hayır vardır derler. Umarım bu şerden 1000 tane hayırı beraberinde çıkarırız. Memleketimiz için hayırlı olur. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için hayırlı olur. İnanın bizim sevgiden ve birbirimize güzel bakmaktan başka bir ihtiyacı yok bu memleketin. Yani birbirimize güzel bakmayı öğrendiğimiz zaman siyaset de güzel bir dil kullanmaya başlıyor. Biz onu Beylikdüzü'nde aslında değiştirdik. Beylikdüzü'nde siyasetin dili farklılaştı. İnsanların birbirine bakışı farklılaştı. Onun için hani bu işe katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Başta hani bizim Beylikdüzü Vakfı'nın hem yöneticilerine hem yönetim başkanına, kurucu başkanına bu gece için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz başkanım, düzenlediğiniz iftar yemeğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu beyefendi bizlerdi. Kendisi sahneye çıkmadan önce siz sahnede adalet vurgusu yaptınız. Neler düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Murat Çalık da sizin başkanlığını yürüttüğünüz vakıfta üye. İmamoğlu'nda üye yapacak mıyız? Tabii o üyeyle ilgili imamına sormak gerekir. Ben özellikle çok kıymetli üyemize teşekkür ediyorum. Böyle şerefli bir üye sahip olmak da bizim için onur ve gururdur. Tabii ki ben şunu söyleyeyim değerli kardeşim. Toplumumuzun 82 milyon insanımızın tamamında adalet, vicdan ve merhamet. Bu her şeyin başıdır. Az önce arkadaşlar işte İstanbul'la ilgili Ekrem İmamoğlu'nun diye zikrederken dedim hayır, şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Ekrem İmamoğlu değil, vicdanlara sesleneceğiz. Vicdanlar zaten karar verecektir. Geçmiş tarihimizde de az önce de ifade ettiğim gibi konuşmamda 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'ye bu haksızlığı yaptı ama sandığa gömüldü. Aynı şey 2007'de Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül için de yapıldı. Böyle yargı anayasa mahkemesinin kararı vardı. 11'e karşı ikisi hayır dedi, 9'u evet dedi. Ve halk 367'nin yetkisi verdi. Ben inanıyorum ki bu halk her şeyin farkındadır. İstanbullular her şeyin farkındadır. Her şey inşallah milletimiz için, halkımız için, İstanbul'umuz için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Ama ben bunu biliyorum ki biz millet olarak vicdanları ne zaman bastığımız takdirde o zaman vicdan harekete geçer ve vicdan gittiği zaman sandıkta vicdana göre, akla göre, beynine göre oyunu kullanacaklardır. Ve bundan dolayı da biz millet olarak kutuplaştırmayı değil, birleştirmeyi, kardeşliği, barışı inşa etmek zorundayız. Bu toplum bunu artık susadı. Yani sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen ihanet yaptın. Artık bu lafları geride bırakmamız lazım. Bizim başka bir şansımız yok. Biz 82 milyon insanımızı kucaklamak zorundayız. Barışı bir arada tutmak zorundayız. Eğer biz bu 82 milyon insanımızı bir arada tutabiliyorsak o zaman her şeyi başarırız. Ekonomi de güzel olur, huzur da gelir, kardeşlik de gelir, bereket de gelir, her şey gelir. Ama ilk önce barışı inşa etmemiz lazım.
barış dili kullanmak zorunda. Yani sert dille, baskıyla insanlar bir yere gidemez ve insanlar bunun da farkında. Ben inanıyorum toplum olarak bu konuda iyi karar vereceklerine, milletimize ve İstanbullularımıza güveniyorum. Bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de gelecek Kadir gecemiz kutlu olsun. Ramazan bayramı tüm İslam alemine ve bizlere, özellikle ülkemize barış getirmesini dileğiyle hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, bir şey daha sormak istiyorum. Siz bizim Beylikdüzü Vakfı olarak gönüllere dokunan bir vakıfsınız. Çocuklara giysi yardımcıdır vesaire. Yardım ederek gönüllere dokunan bir vakıfsınız. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir ülkeyiz. Gönüllere dokunurken bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Yani insanlarda yoksulluk seviyesi çok mu arttı? Bunu nasıl gözlemliyorsunuz bir vakıf başkanı olarak? Yani şunu söyleyeyim sevgili kardeşim. Hakikaten az önce söyledik ya. Süleyman Demirel'in çok güzel bir sözü var. Allah rahmet etsin. Diyor ki milletin penceresine dokunun. Pencereye dokunduğunuz takdirde millet de size dokunur. Bakın ben bir iş adamı olarak hamdolsun kendi çapımızda bir işvereniz. Benim eşim bile dahil olmak üzere bir ay önce alışverişe gitti. Ya dedi Halis dedi inan ki kan parası olmuş. Ki bu benim eşime kadar yansımışsa vay askeri ücretle çalışan milletin haline. Dolayısıyla şu anda ekonomide ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir kriz var. Bu krizin aşmanın tek bir yolu var sevgili kardeşim. O da barıştır. Eğer biz barışı inşa edersek yüzümüzü sadece bir yöne değil, yüzümüzü bütün dünyaya açarsak dünyada bizi görmek zorunda kalacak. Bu neyle gelir? Bu da barışla gelir. Barışı inşa ederse gerisi her şey gelir. Teşekkür ederim. Hocam medya olarak iki değerli başkana, bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Sayın Halis Kahraman'a, Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Burak'a teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.